6 muhalefet partisi cumartesi günü yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk de muhalefetin dışarıda kurgulayıp içeride uyguladığı siyaset mühendisliğini kaleme aldı. Millet olup biteni sessiz sedasız takip ediyor ifadesini kullandı. Altı muhalefet partisinin genel başkanları ilk kez bir araya geldi yuvarlak masa toplantısının yapılış biçimi siyasi kulislerin bir numaralı konusu haline geldi. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, yuvarlak masa toplantısını Yeni Şafak gazetesinde köşesine taşıdı. Siyaset mühendisliğinin tıkır tıkır işlediğini savundu. Masa dışında kalan HDP'ye biçilen role dikkat çekti. HDP için formül eş zamanlı olarak iki isimden çıktı. Birinci isim, HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'tı. Ve üçüncü bir yol olarak Demokratik İttifak dedi. İkinci isim Meral Akşenerdi. Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında CHP ve İyi Parti genel başkanları bir iftar yemeğinde buluştu. Yemek sonrası Akşener, Millet İttifakı ortak adayla HDP'de kendi başına seçime girsin deyiverdi. verdi. Demirtaş'la Akşener'in eş zamanlı olarak önerdiği formül o günden sonra adım adım yürürlüğe kondu. Yaklaşık bir yıldır kendi seçmenlerini konsolide etmek için de her iki kesim zaman zaman ilginç çıkışlar da yapıyor. Öztürk, Demirtaş'ın İyi Partililere faşist dediğini hatırlattı. Akşener'in, HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırıyoruz sözlerine vurgu yaptı. HDP'ye fotoğrafı çekme rolü verildiği ifadelerini kullandı. Biz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Yolumuz üçüncü yoldur, üçüncü yol. Ve bu üçüncü yola Hem HDP seçmenin oyunu almak hem de onu perdelemek üzere geliştirilen stratejinin fotoğrafıysa cumartesi günü Ahlatlı Bel'de verildi. Altılı yuvarlak masa fotoğrafı sonrası HDP ve CHP tarafından gelen açıklamalar tam da senaryonun tıkır tıkır işlediğinin göstergesi. Bizi yok sayamazsınız diyen HDP'lilere karşı HDP ile görüşürüz, gelirler giderler diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu var mesela. Yine o masada bir HDP eksik diyene o da olur inşallah diyenler var. HDP ile müzakere etmek şarttır. HDP ile diyalog içinde mutabakat aramak şarttır. Hasan Öztürk, Millet İttifakı ve paydaşı HDP açısından ajandadaki takvimin gün gün işlediğini belirtti. HDP tabanını bizimle gelip konuşacaklar diyerek tuttuğunu ifade etti. İYİ Parti'nin de HDP bagajından kurtulduk diyerek kendini anlattığını vurguladı. HDP'nin de destekleyeceği aday profili olarak Kılıçdaroğlu'nun her gün bir adım daha öne çıktığının altını çizdi.